Hümeten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, kanalımızın değerli takipçileri. Bunu da şöyle yapayım. Daha güzel gözüksem. Tıraş olan Mustafa Hoca, sakal kesen Mustafa Hoca. Forma giymedim çünkü forma giysem hepiniz bugün kap bekleyeceksiniz. İki de bir de şurada kap yanıp sönecek falan zannedeceksiniz. O yüzden forma giymedim. Arkadaşlar, Mustafa Hoca ile harbi harbi kısmına hepiniz hoş geldiniz. Yani ee, bu kısım harbi harbi kısmı Bu kısımda haberler, duyumlar, şunlarına şunlar, hiç önem yok, hiç hiçbir umrumda değil. Bu kısımda taraftar ne soruyorsa, ne sorguluyorsa, yani ne soruyorsa, ne sorguluyorsa, ee, onların cevabını çıkartacağım, onların cevabını vereceğim arkadaşlar. Emre Morlu Sayı soruyorsunuz, Hani şu ana kadar bana ulaşan bir bilgi yok. Yani pozitif ya da negatif manada ulaşan bir bilgi yok. Allah göstermesin eğer negatif manada bir şey olsaydı e, muhtemelen ve muhtemelen e, haberi gelirdi arkadaşlar. Şimdi şunu belirteyim. Önce şunu belirteyim. Fenerbahçe niye dandik takımlarla maç yapıyor? Önce bu, bu konuyu bir konuşalım. Niye dandik takımlarla maç yaptığı konusunu konuşalım. Ondan sonra arkadaşın birinin bir iddiası var. Fenerbahçe'nin e, şey yaptığına dair onu da konuşayım. Birincisi normal şartlarda Fenerbahçe diyelim ki şampiyon oldu. Ya da mesela aklıma geldi Süper Lig'in şampiyonu kim? Trabzonspor. Trabzonspor sezon açılışı. Yani ne zaman açtı sezonu? Sezonu ne zaman açtı? Anlatabiliyor muyum? Ne zaman açtı sezonu? Şimdi Bilgim dahilinde Trabzonspor yeni sezonu 28 Haziran'da açtı. Ama sağlık kontrolleri carttı, curtu 1 Temmuz diyelim. Bakınız 1 Temmuz. 1 Temmuz. Trabzonspor hazırlık maçları diyelim. Muhtemelen hani e, kimlerle yapacağına bakalım arkadaşlar. Trabzonspor hazırlık maçları. Önümdeki tabloya göre 14 Temmuz'da MTK ile 16 Temmuz'da da Slovaçka ile hazırlık maçları var. Trabzonspor'un bakın. MTK Slovaçka. Anlaştık mı bu konuda? Yani Süper Lig'in şampiyonunun e, sezon açılışı 1 Temmuz. Anlaştık mı? Yaptığı takımlarda hani tırıvırı takımlar açıkçası. Yani Fenerbahçe'nin rakiplerine tırıvırı diyorsunuz ya. Bu da tırıvırı. Beşiktaş'a bakalım. Herhangi bir Avrupa maçı var mı? Yok. Herhangi bir kupa hazırlığı var mı? Yok. İşte Süper Kupa şubu var mı? Yok. Beşiktaş'ın sezon açılışı Beşiktaş sezon açılışı diyeyim. Yani anlayın diye söylüyorum. Aklıma ilk gelen. Beşiktaş'ınki de 27 Temmuz Haziran'da başlamış. Yine 1 Temmuz'da falan filan. 5-16 Temmuz arasında da Avusturya'da kamptalar. Bakın. Werder Bremen, Victoria Pilsen, Mainz 05, Wolverhampton, Alaves, Sampdoria. Beşiktaş'ın hazırlık maçları 2-4-6 tane maç. Bence Altısı da hani tırvırı takım değil. O, o konuda da he, hesaplaşalım. O konuda da okeyleşelim. Werder Bremen büyük takım bildiğim kadarıyla. Wolverhampton da büyük sayılır. Diğerleri hani orta sınıf, hani Beşiktaş ayarındaki takımlar diyebilirim. Okey. Burada sıkıntı yok. Hocam Fenerbahçe niye bunlarla yapmıyor? Ya Fenerbahçe'nin kamp başlangıç tarihi 13 Haziran. Mecbur Avrupa'da maçın var. Sezonu erken açmak zorundasın. Erken hazırlanmak zorundasın sen Bulgaristan, Macaristan, ee ne bileyim Çek Cumhuriyeti'nin ikincisi, hani Bulgaristan, Macaristan şampiyonları, Çek Cumhuriyeti'nin ikincisinin falan oynadığı turda resmi maç yapmak zorundasın. Yani 20 Temmuz'da resmi maç. 20 Temmuz'dan bir hafta geri çekiyorum 13 Temmuz. Senin 13 Temmuz'a kadar her şeyini bitirmen lazım. Yani senin maç yapacağın takımlardan hiçbiri şu seviyedeki takımların hiçbiri sezon açılışını Haziran başlarında yapmadı. Yani o yüzden de bulduğun rakipler böyleydi. Topuk tesislerimiz var. Orada bir sürü takım kamp yapıyor. Birkaçını oradan seçtik. Mecbur. Hani halı sahaya takımımız var. Saati de almışız. Ulan kimle maç yapsak dersin ya. Bu da öyle bir şeydi işte. Ben de bu şartlarda bunları bulun. Bunlarla maç yaptım. Bu konu anlaşıldı inşallah. Ha hocam iyi de yani bak 6 Temmuz'a geldik. Mesela 6 Temmuz 7, Mesela bir yedisinde bir 10'unda atıyorum, bak beşiktaş dokuzunda verder ne yapıyor. Biz yedisinde yapamaz mıydık? Ya da 10'unda yapamaz mıydık? Bizim şöyle bir olayımız var, açık söyleyeyim. Trabzonspor'un Avrupa'dan men yeme ee, olayı vardı. Yemediler. Eğer men yeme olayı olsaydı, bakın Trabzonspor da ne zaman ne zaman resmi maç yapacak? Gördünüz iki tane hazırlık maçı. Şimdi Trabzonsporlar şey mi diyecekler? Lan iki tane resmi maç yapıyoruz, İşte iki tane hazırlık maçı yapıyoruz yazıklar olsun bu kulübe diyecek demeyecekler çünkü şartlar bu bence Trabzonspor da geç açtı sezonu bence geç açtı ama ama Trabzonspor'un ön eleme oynayacağı maçlar ne zaman abi ne zaman abi bak 20-27 Temmuz Ağustos'un ilk haftası Ağustos'un ikinci haftası değil mi Ağustos'un üçüncü haftası Ağustos'un dördüncü haftası Trabzonspor'un ön eleme oynayacağı maçlar yani playoff turunda şampiyonlar ligine katılmak için önemli oynayacağı maçlar Ağustos'un 3. 4. haftası. Yani süperlik başladıktan 2 hafta sonra. Anladınız mı? O yüzden böyle bir durum var. İkincisi bir arkadaş sosyal medyada e, izin vermeyeyim bir iddiada bulunmuş. Fenerbahçe'nin Santa Clara'dan 3.5 milyon euroya transfer ettiği Lincoln'u e, yazalım. Lincoln Henrique diyelim. Santa Clara'dan transfer ettiği Lincoln Henrique'yi 3,5 milyon euro'ya transfer ettiği Lincoln'u Financial Fair Play'e takılmamak için el altından 2 milyon euro daha vererek aslında 5,5 milyon euro'ya transfer ettiği konusunda Portekiz polisi soruşturma açmış diyor. Nerede usulsüzlük orada Fenerbahçe yazmış. Portekiz Futbol Federasyonu polis soruşturmasını beklemeden kendilerinin de araştırma yapması için komisyon kuracakmış. Hadi bakalım merakla bekliyoruz demiş. Şimdi bu arkadaş çok açık ve net bir şekilde, çok açık ve net bir şekilde ee, bir iftirada bulunmuş. Şimdi kanıtlana kanıtlayamazsa iftira, kanıtlarsa suç duyurusu. Yani kanıtlayamazsa iftira, kanıtlarsa suç duyurusu. İlginiz olsun. Ve ben bu arkadaşa şimdiden acımaya başlıyorum. Çünkü güvenlikçi bu arkadaş fotoğrafında gördüğümüz kadarıyla. Genellikle bu özel güvenlikçi arkadaşlarımız kendilerine şerif gibi, dedektif gibi gördükleri için bu tip şeyleri e, yapabilirler. Ama bu arkadaşa bir şey sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin financial fair play yok ki. Yani Fenerbahçe'nin financial fair play yok. Şimdi ben Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan, Beşiktaş'tan örnek vereyim. Yani çok zor değil. Mesela Trabzonspor transfer market yazın arkadaşlar. Bak Trabzonspor transfer market. Avrupa'ya gidecek mi Trabzonspor? Gidecek. Transfer market kısmına bakın. Girin transfer market kısmına. Eksi 8 milyon 800 bin euro yazıyor. Yani Trabzonspor şu anda Avrupa'dan men cezası yiyor. Mantık olarak. Eksi 8.800. Hocam şampiyonları yine kalırsa kalsın. Yine giyiyor. Şimdi bu şartlarda Trabzonspor devre arasında bir sürü futbolcu aldı. Edin Visca da dahil diyebiliyorum. Hani ve Trezegi şimdi 4 milyona aldı. Eren Elmalı'yı 3.6'ya aldı. Doğucan'ı 1.2'ye aldı. Mantık olarak şu anda Trabzonspor suç işliyor. Mantık olarak yani bunun bu arkadaşın mantığına göre suç işliyor derken yani financial fair play suçu işliyor ve direkt Avrupa'da men cezası alması lazım bu mantığa göre. Ya bu küçük akıllara soruyorum. Yanlış anlamasınlar ama ya takımlar sizden daha mı zekalı? Yani takımlar sizin kadar düşünemiyor mu? Hiç mi aklı yok takımların? Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin hiç mi aklı yok? Beşiktaş'a girdim. Eksi 10.800 Avrupa. Ya gitmeyecek Beşiktaş. Doğru mu? Doğru. Ancak hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Avrupa'ya gitsin gitmesin hiçbir önemi yok. Gittiği anda dırt diye direkt ceza yer. Mesela Vegors'tu çekti Beşiktaş. Bildiğim kadarıyla. 1 yıllık kiralık. Herhangi bir opsiyon yok. Herhangi bir ücret yok. Ee, yıllık ücretini bilmiyorum ama 3 milyon euroya yakın diye söylendi. Emin olun o 4'e çıkar. Altından 4 falan çıkar. Cenk Tosun kiralandı bildiğim kadarıyla. Yani iki futbolcuya da herhangi bir ücret ödenmedi diye biliyorum. Ee, pardon Cenk Tosun 1 artı 1 imzaladı. Kiralık demeyeyim. 1 artı 1. 2. Öbür e, Muleka'yı işlememişler transfer markta. 3.5'ta ona verdiler. Yani eksi 13, eksi 14'e falan varıyor Beşiktaş'ın şeyi. E, eksisi artısı. Bir de Galatasaray'a bakalım. Galatasaray transfer markta. Bakın burada yapmak istediğim şey şu. Ağzınıza bir şeyi alırken, ya yani bir sözü alırken dikkat etmeniz gerekiyor. Ağzınızdan çıkan söz çıktıktan sonra geri girmiyor. Eksi 7,79. Aynı Galatasaray William Carvalho için 4 milyon euro bonservis önerdi. Neydi o e, elemanı yazmış? Abdülkerim mesela bonservisten aldılar. Bildiğim kadarıyla. Mustafa Muhammed'in bonservisini almışlar. 3 milyon 850 bin euro yazıyor burada. Kazımcan Karataş 1 milyon 150 bin euro yazıyor. Yani bakın eksi de Galatasaray daha da eksiye gidiyor. Yani Demek istediğimi anlayın. Bir de Fenerbahçe'ye bak arkadaşım. Değil mi? Bir de Fenerbahçe'ye bak bakalım. Fenerbahçe kaçta? Şimdi iyi dinleyin mi Bu arada Galatasaray'ın şu ana kadar satışı yok. Beşiktaş'ın satışı yok. Trabzonspor'un satışı yok. Fenerbahçe eksi 8 milyon euro gösteriyor. Ancak muhtemelen bazı verileri işlemedi arkadaşlar. Niye işlemedi? Ee, belki zoruna gitmiştir. Belki bilgisi yoktur. Rossi 5.5. Lincoln 3.5. Ne yaptı paşam? 9. Emre da 2. Ne yaptı paşam? 11. Ozan Tufan'a 3 yazmış. Allah yarı yazmamış transfer market. Yani Acun Ilıcalı bas bas bağırmasına rağmen yazmadım. Hadi 4.5'da ben ekleyeyim. 7.5. Bakın 11 alınan 7.5 satılan. Yaklaşık 3.5 milyon euro yine eksisi var Fenerbahçe'nin. Ben de diyorum ki Ha 3.5 ha 5.5 ne değişirdi? Şu anda baktığın zaman işlerinde en düzgün durumda olan Fenerbahçe gözüküyor. Yani bu iddiayı da bence çürütmüş olduk ama anlamayan arkadaş için de bunu kanıtlama zorunluluğu var. Bunu kanıtlayamasa başı çok ağrır. Allah muhafaza ee, çok sıkıntı çeker. Kapları soruyor Fenerbahçe taraftarı. Arkadaşlar apar topar kamp bitti geldik. Kamp bitti. Apar topar geldik. Artık bu saatten sonra gidenlerin gitmesi, gelenlerin gelmesi lazım arkadaşlar. Yani bu saatten sonra e, gidenlerin gitmesi, gelenlerin gelmesi lazım arkadaşlar. Hızlanması lazım. Bu arada 6 Temmuz'dayız. 7 Temmuz'dan sonra hızlanması lazım. Santrafor'un 2 olma ihtimali var mı? Var. Santrafor'dan kastettiniz. Eğer forvet, forvet arkasıysa yani hücum e, yerindeyse hücum e, yönünden futbolcuysa iki tane isim alma ihtimali yüksek arkadaşlar var yani böyle bir ihtimal var. Bu arada WhatsApp grubuna herkese açık video çekeceğim ona göre yazın diye. Kanat transfer olacak mı? Kanat transferi şöyle söyleyeyim. Ben size 3 tane isim vereceğim. Bir Wellington sol bek için düşünülen isim bu. Hatta ben size ikişer tane isim vereyim. Wellington, Marcelo Guedes. Hangi Wellington hocam? 1.90'lık stoper. Hayır. Şeyin e, ee, Sao Paulo'nun stoperi. E, Sao Paulo'nun şey sol beki pardon stoper dedim. Wellington. Bu arkadaştan ilgili bana da bugün sorular soruyorlar. Hocam diyorlar Wellington 3 milyon euro diyorlarmış falan filan. Yanlışınız olmasın onu ben diyordum bir ay önce diyordum. Yok hocam diyor basına düştü medyaya düştü böyle almışız şöyle yapmışız falan filan. Bu arada az önceki konuya ek olarak da şunu söyleyeyim. Uluslararası Futbolcular Birliği FIF Pro bu yaz transfer döneminde sistematik ve yaygın sözleşme ihlalleri sebebiyle ihlalleri sebebiyle futbolcuların 7 ülkeye transfer olmamaları konusunda uyarmış. Demiş ki Cezayir. Bak dikkat edin Cezayir'siniz demiş. Çin, Libya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Türkiye. Demek ki e, az önce kardeş bir şeylerin iftirasını atarken Türkiye'nin genetik özelliğinden bahsetmiş herhalde futboldaki genetik özelliği maalesef böyle mimli. <laughs> Buna da dikkat etmek lazım. Ha borsaya açık bir şirket hakkında bunu söylemek ee, bunu e, açıktan vurgulamak çok büyük suç. ama ha dikkat edin 6222'ye göre başınız ağrır. Sakın böyle iddialarda, ihlallerde bulunmayın. Ee, bu çok sıkıntı arkadaşlar. Şimdi bu Wellington arkadaşın 3 milyon euro bonservis ücreti vardı. Fenerbahçe bunu almak ile Marcelo'yu almak arasında gitti geldi. Gitti geldi. Hala da kararsız. Marcelo'nun da yıllık ücreti 3 milyon euro. Yani 4 diyenler var ama 3 milyon euro. Şimdi size soruyorum. Wellingtonlu 21 yaşında 19 Şubat 2001 doğumlu 1.75 boyunda 2.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan ve gelişime çok açık olan Alex de Souza'nın e, kefil olduğu futbolculardan birisi diyeyim. Ve Jesus'un alınsın dediği futbolculardan birisi diyeyim. Bu mu alınsın? Marcelo mu alınsın? Kararı siz verin. 2. Igor Pakşao. Bu Igor arkadaşımızın serbest kalma bedeli 5 milyon euro. Muhtemelen bu da şimdi sosyal medyaya düşecek. Şey özür dilerim. 5 milyon euro dedim. Bu arkadaşımızın serbest kalma bedeli e, aslına bakarsanız biraz düşük. Yani e, 5 denildi başta ama 2,5 biliyorum serbest kalma bedelini. Ama değer mi değmez mi? 28 Haziran 2000 doğumlu yeni 22 yaşına girdi. Sol kanat 1,68 boyunda. Bu arkadaşın geleceğin Neymar olacağı iddiaları var. Yani hocam saçmalama geleceğin Neymar'ı istatistiği ne ki? 31 maç 2600 dakika 11 gol 6 asist. Yani 2700 olsa 30 maç oluyor. 29 maç diyelim 11 gol 6 asist yaş 21'di yeni 22 oldu. Şimdi size soruyorum Igor Pakşao mu? Ee, Adı bilindik 33 yaşından büyük bir kanat oyuncusu Not bu çocuğun bon servisi artı Fenerbahçe'deki 5 yıllık yıllık ücreti alacağımız arkadaşın imza parası artı 1 yıllık yıllık ücretinden daha düşük. Buna da 2 dedik. Yani siz karar verin. Pakşav mı? Diğer mi? Not. Bakın. Sizin elinizde kim var? Ee, Rossi. Buruma, İrfan Can, Emre Mor, hani Muhammed Gümüşkaya giderse diye saymıyorum. Gitmezse belki Muhammed Gümüşkaya kanat oynatabilirsin. Bence bu kanatlar yetersiz. Ha buraya tecrübeli bir ismi alsan hani ne kadar oynayacak? bana kalsa ben bu penza alırım. Ya, bana kalsa bu penza alırım. Mesela ama bu penza içinde herhalde 7'den aşağı ağızlarını açmazlar. Bunu da konuşmuş ol, olalım arkadaşlar Siz ne diyorsunuz? Igor Pakşav mu yoksa yaşlı Adı sanı bilindik ama 33 yaştan büyük isim mi? Son olarak Erison 23 yaşında Botafogo'nun forveti Ancak Arkadaşımız yürüyen gol makinası, 1.80 boyunda Süratli, hızlı Hani kanatta da oynatabilirsin ama kanatta oynatmana hiç gerek yok. Savunma arkası koşularının birebir bir elemanı. Bu çocuğun serbest kalma bedeli 5 milyon eurocuk. Bugün size harbi harbi bak bu kısım harbi harbi kısmı size açık ve harbi harbi söylüyorum. Şorlot'un menajeri Fenerbahçe yönetimine başvuruyor. Diyor ki ben size Şorlot'u senelik 2 milyon euro taksitle 5 seneline getirebilirim. Şey 4 seneli özür dilerim 4 sene ödemeli şekilde. 8 milyon euroya getirebilirim diyor. Yıllık ücret konusunda epey düştü. Bak arkadaşlar bunları bilmek hepinizin hakkı. Üyelere ne anlatıyorsam size de aynısını anlatıyorum. İster beğenin, ister beğenmeyin, ister abone olun, ister olmayın. Ahde vefa imandandır. Yani ne kadar ahte ahde vefalı insansanız size bırakıyorum. Canınız sağ olsun. İsterseniz hiç beğenmeyin. Umrunuzda olmasın. Yeter ki hasta olmayın. Yeter ki sıkıntıda olmayın. Dertte olmayın. Ne bileyim Allah dermansız dert vermesin kimseye. Sıkıntınız, derdiniz, kederiniz olmasın. Şimdi Erison arkadaşı 5'e alırsın. Yıllık ücretin 700 bin euro. 5 senelik sözleşme. 35 doğrudan oradan 8,5 milyon euroya mal edersin. Hocam biz bunu alsak 8,5'a satabilir miyiz? Size bir istatistik veriyorum. Size istatistik veriyorum. 1613 dakika. 90 dakikaya bölün şekerim. 1613 dakikaya. Bölmeyin ben size uğraşmayın. 1613 böl 90. 18 maç yapıyor. 17,92. 18 maç. 18 maçta bu çocuğun istatistiğini söylüyorum. 14 gol 3 asist. Yani 17 gollük katkı 18 maçtan. Acam onu şeyde yapmıştır. U16'da yapmıştır. Seri A'da 12 maça çıkmış. 1043 dakika. 6 gol 1 asist. Yani Brezilya Ligi'nde 6 gol 1 asist yapmış arkadaşlar. Brezilya Ligi'nde 6 gol 1 asist yapmış. Size bırakıyorum. Bu arada diğer yaptığı yer yani e, ee, Carioca Tachaguanabara diyor herhalde bir turnuva gibi bir şey. Çünkü o turnuvanın en değerli futbolcusu Gabriel Barbosa diyor. Anlatabiliyor muyum? Ve hani Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco de Gama, Portuguesa gibi takımlar var. Şimdi ben size başka bir şey soruyorum. 5 milyon euroya Erison mu? 8 yani 5 milyon euro artı yıllık ücret ee, 700 binden Erison mu? 8 milyon euro bon servis artı yıllık ücret 1.8'den 4 seneliğine 4 sene alsam 1.8, 7.2, 8'de oradan 15.2'ye Sherlock mu? Ben şunu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Erison çok büyük bir kumar olur. Benim gözümde. Bak Marcelo kumar olmaz. Wellington kumar olmaz. Orada Ferdi var. Tutmasa bile Ferdi var. Pakşao kumar olmaz. Tutmasa bile İrfan'ın var, Emre'n var. Hiç olmadı Güler'i bile kaydırırsın. Bu Roma var. Rossi var. Valencia'yı göndermesen Valencia'yı bile kaydırırsın bak. O bence de kumar değil. Ama bu kumar. Tutmaz Ama Sherlock da kumar. Tutmazsa seni 7-24 iniminimin netirler. Bana soracak olursanız Fenerbahçe şu anda bu üçünü alıp almamak ile tecrübeli ya da yaşlı ya da sizin yıldız dediğiniz isimleri alıp almamak arasında gidip geliyor. Harbi harbi kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Ben size elimden geleni aktarmaya çalıştım. Umarım harbi harbi kısmını beğendiniz. Not. Bana kalırsa gidecek isimlere de yüzde vereyim de sonra şey yapmayalım. Ee, hocam harbi harbiye geldik gidecekleri bağırıyor. Novak yüzde yetmiş beş. yüzde doksan. Bu arada niye yüzde doksan? Ben şunu anlatayım. Yüzde on yanılma payı bırakıyorum. Bence yüzde 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 doksan diyeyim. Anlayın. Luis Gustavo. Gustavo şu şartlar altında William Carvalho'nun ben Galatasaray'a gideceğini düşünüyorum. Gelmesini de istemiyorum. Arao'nun da gelmesini istemiyorum. Ama 3-4 bonservisten gitse Gustavo bayram ederim. Fakat ben Gustavo'nun %51 kalacağını düşünüyorum. Yani %49 diyeyim gitme ihtimali. Pelkas %90. Berisha Herkes Berisha'ya atmış, tutmuş, gidiyor, gitmek üzere geliyor, gelmek üzere diye. Berisha e yaz döneminde birçok Almanya kulübüyle görüştü. Almanya'dan birçok kulüpte görüştüm. Ve 5 milyon euroya yani 5 milyon euronun üstünde ve sonraki satıştan payla satmak istedik. Çünkü genç yıldız adayı bizde tutmadı arkadaş. 4-4-2 oynayan da tutabilir dedik. Jesus öven açıklamalarda bulundu. İsterseniz bunu taktik, isterseniz gerçek olarak algılayın. Berisha e 7,5 üstü teklif şey Para getirirse gidebilir. Getirmezse gidemez. Şu an yüzde 49 diyorum gitme ihtimaline. Tamam. Valencia yüzde 70. Valencia'nın kendi de gitmek istiyor yüzde 80. Onu da söyleyeyim. Max Mayer, Lemos bu iki arkadaşın hani hala nasıl gitmediler hala neden kapları gelmiyor diye soracaksınız. Arkadaşlar siz nasıl evinizde boya badana alacakken 50 yere soruyorsunuz? Ulan dur Ahmet abi'nin de bir tanıdığı vardı. Ona da bir sorayım. Mehmet abi'nin bizim kapıcı oğlanının da şeyi vardı. Onun da tanıdığı var. Ona da bir sorayım diyoruz. Bekliyorsunuz ya. Bu arkadaşlar da her türlü teklifi açıklar. Danimarka'dan takımda da görüşüyorlar. Portekiz'den takımda da görüşüyorlar. İspanya 2. Lig'den de görüşüyorlar. Yunanistan birinci Lig'den de görüşüyorlar. Çok kafanıza takmayın bunları. Meyer, Lemos belki Ağustos'ta gidecekler. Belki Eylül'de gidecekler. Kafaya takmayın. Meyeri, Lemosu Fenerbahçe'nin topçusu saymayın. Samat'ta. Samat'ta kim arkadaşlar? İkide bir de yorumlara yazıyorsunuz. Anlamıyorum. Yani kastettiğiniz şeyi anlamıyorum. Bir şey küfür falan mı yazıyorsunuz? Ayıp yani bak evli bakta adamın, adamı çocuk çocukla adamım. Küfür yazmayın. Yani ben anlamıyorum. Bir şey de Samat'ta yazıyorsunuz. Yani ne demek istiyorsun? Hani gençler kendi arasında buro muro diyor ya mesela. Herhalde birader manasında diyorlar, kardeş manasında. Yani öyle bir şey mi? Samat da dediğiniz şey ben anlamıyorum. Ne, ne, demek istiyorsunuz? Ya anlayabildiğim bir soru olursa cevaplamaya çalışırım. Seve seve de cevaplarım arkadaşlar. Sonuçta üye olun olmayın. Sıkıntı değil yani. Maddi durumunuz vardır. Ücret verebileceksiniz. 10 TL ha o da. Yani yanlış anlamayın da 10 TL. Ha bazıların kartı yoktur. Banka kartlarını da kabul ediyor. Youtube banka kartlarını kabul ediyor arkadaşlar. Artık an itibariyle. Hocam benimkini kabul etmiyor. YouTube ana sayfasına giriyorsunuz. YouTube ana sayfasına giriyorsunuz. Banka kartları ya hesap kartları hani Ziraat Bankası kartınız oluyor mesela burs alıyorsunuz ya ya da ne bileyim maaş alıyorsunuz. Girdiniz. Sağ üstte sizin fotoğrafınız var. Top şeklinde. Yuvarlak içinde. Ona girip ona tıklayıp YouTube ana sayfasında kanalımızda değil normal YouTube ana sayfasına ayarlar kısmına giriyorsunuz. Orada Faturalandırma ve ödemeler kısmı var. Hızlı satın alma etkinleştirildi yapacaksınız. Hızlı satın almayı etkinleştirin arkadaşlar. Hızlı satın alma. Bunu etkinleştirdiniz anda rahatlıkla ve rahatlıkla üyelik satın alabilirsiniz. Ben banka kartıyla alıyorum. Bak Fenerbahçe hesabında sıkıntı yaşadım. Bağış yapmak istedim. Bağış yapamıyordum. Abi çok kişi canlı şahit. Ya bağış yapmak istiyordum. Bağış yapamıyordum ya. He, reklam yapacaktım. Lan reklam yapacak olsam niye bağış yapayım? Direkt reklam yaparım. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve durum bu arkadaşlar. Üyelik alırsanız da memnun kalırım. Bizim üyelik sisteminde merak etmeyin ya işte hocam 7-24 duyum mu var. 7-24 duyum var. Hocam hepsi çıkıyor mu? Hepsi çıkmıyor. Asla ve asla hepsi çıkmıyor. Bütün duyumlarım çıkıyor diyen varsa sahtekarın önde gidenidir, bayrak tutanıdır. Sakın o öyle sahtekarları takip etmeyin. Ali Koç'un bile hiçbir yani duyumu net değil. Geçen sene hatırlayın sol beke biri getiriyordu. Bu sene ne dedi? İki tane, üç tane transfer yapıp bitireceğiz dedi. Yediyi geçecek transfer. Ben size söylüyorum. Yediyi geçecek transfer. Fenerbahçe futbolu takım için yediyi geçecek. Anlatabiliyor muyum? Yani durum bu arkadaşlar. Umarım ben derdimi anlatabilmişimdir. Abone arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanaldasınız. Üyelere de teşekkür sunuyorum. İyi ki bu kanaldasınız. Şeyi soracaksınız kesin. Hocam şura 25 bin olmadan forvet açıklanmaz değil mi? Ya o işin esprisi ya. Ama bin 24.500'ü geçerse bir hafta içinde açıklanır. Hem isteyen duyum kabul etsin, isteyen yorum kabul etsin. Zaten 24465 35 kişi falan. 35 tane daha Fenerbahçeli bulabilirsek forvet transferinin arkanıza yaslanın bekleyin. Allah razı olsun tekrardan görüşmek üzere.